İkinci bir uygulama olarak belki şu an uygulamada çalışmada henüz gerçekleşme yolunda değil ama çok ilgi toplayan ve de çok heyecan uyandıran bir başka konuya değinmek isterim. O da kuantum bilgisayarlar konusu. 1990'lardan beri kuantum bilgisayarları konusunda yazılıp konuşuluyor. Bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu esasında bizim şu andaki bilgisayar teknolojimizin sınırlarına ulaşmış bulunması nedeniyle ortaya çıkan bir konu oldu. Biliyorsunuz bilgisayarlar boyut olarak gittikçe küçüldü, gittikçe hızlandı. Ama biz fizik yasalarının sınırlarına ulaşmış durumdayız. Çipler çok küçük boyutlarda oluyor, mikrometre boyutlarında oluyor. Daha küçültmeye çalışırsak, daha hızlandırmaya çalışırsak fiziksel bir takım sınırlar var. Mesela küçük de olduğu zaman bilgisayar ısınma sorunu, ısıyı nasıl yok edeceğiz, nasıl alacağız sorunu ortaya çıkıyor. Algoritma olarak işletim algoritmalarının klasik fizik yasalarına bağlı algoritmalar kullanıyoruz. Bunların hala geçerli olup olmadığı konusu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla teknolojinin, bilgisayar teknolojisinin bir tür fiziksel sınırlarına ulaşmış durumdayız. Eğer daha küçük bilgisayarlar isterler, peki istiyoruz. Daha hızlı bilgisayarlar istiyoruz. Kapasitesinin daha yüksek olmasını istiyoruz. Bu durumda yeni bir teknoloji gerekiyor ve ne kadar küçük yaparsak bilgisayarı o kadar da işte kuantum konusunu işin içine dahil etmemiz gerekiyor yeni teknolojiler için. Şimdi bir tanesi dedim fiziksel olarak boyutlarını küçültebilir miyiz bilgisayarların? Şimdi bunu yapmaya kalktığınız zaman mesela atomik bilgisayar, atomik boyutta çalışan bilgisayar ya yani molekül boyutunda çalışan bilgisayar yapabilir misiniz? Şimdi bunun yolu esasında gene Vineland'in grubunun çalışmaları gene tuzaklanmış iyonlarla mantık geçitleri yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu belli oranlarda başarmış durumdalar. Dolayısıyla Nobel Fizik Ödülü'nün verildiği konu, kuantum kontrol konusunda kuantum bilgisayarlarına uygulamanın ilk adımı olan kuantum geçitlerini inşa etmek için çalışmalar var. Yayınları Vineland'in ve grubunun yapmış olduğu çalışmalar var. Bu ilk adım. Bu yönde fiziksel olarak ilerleyebilirler. Kuantum geçitleri yapılır. Fakat ben de esasında başka bir olasılıktan da bahsetmek istiyorum bu konuda teknoloji için. Aslında en büyük sorunlardan bir tanesi sistem küçüldükçe ısı kaybı. Çünkü bilgi işleme esasında enerji gerektiren bir süreç ve de size bilgiyi bir şekilde ısıya dönüyor esasında. Bundan kaçınılmaz olarak ısınma problemi küçük sistemlerde, küçük bilgisayarda büyük problem. Ve de işlem hızını da sınırlıyor bunda. Küçük sistemlere gittiğin zaman işlem hızı artıyor fakat ısınma problemi nedeniyle de bir şekilde bir optimuma geliyorsunuz, orada kalıyorsunuz. Kuantum bilgisayarlar konusunda çok konuşulan bir konu da fotonik bilgisayar olabilir mi? Şu anda çünkü şeyler bilgi alışverişi, bilgi algoritma biliyorsunuz elektron, elektrik akımıyla sağlanıyor. Yani elektronların akışıyla sağlanıyor. Yüklü tanecikler. Yüklü tanecikler birbiriyle etkileşirler, birbirleriyle çarpışırlar. Isınmayı da esasında bu çarpışmalardan kaynaklanan enerji esasında ısınma, kaybolan enerji. Şimdi fakat ışıkla bilgisayar yapabilirseniz ki fotonik bilgisayarlar buna tabir ediliyor. Foton etkileşmeleri yoktur biliyorsunuz. İki tane ışık hızmesini birbiri üstüne sürdüğünüz zaman İki ışık demetleri birbiri içinden geçerler. Fotonlar fotonlarla etkileşmezler. Dolayısıyla bir şekilde fotonik bilgisayar, fotonik devreler yapabilirseniz esasında ısı kaybı olmayacak demek. Çünkü yani tellerde değil yani ışık demetlerinin Çarpışma çarpışma yok. İşte birbiri içinden geçebiliyorlar. Isı çıkartmıyorlar. Ve de fotonlar ışık hızıyla yayılıyorlar. Dolayısıyla yani hem hız bakımından hem de bu ortaya çıkan ısının azalması bakımından esasında fotonik bilgisayarlar bize son derece cazip bir fikir olarak görünüyor. Neden olmasını da diyebiliyoruz. Çünkü dikkat ederseniz 1980'lerde biz kuantum sistemlerinin kontrol edilip edilemeyeceğini ancak ilke düzeyinde tartışabilirken şimdi bir takım gerçek olaylar var. Aynı şekilde belki fotonik bilgisayarlar da ileride
gerçekleşme yoluna girebilir. Bu esasında benim için potansiyel olarak bayağı ciddi üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olarak ortaya çıkıyor. Bir başka konu da sadece fiziksel açıdan değil, algoritmik açıdan düşünmemiz gerekiyor. Çünkü kuantum bilgisayarları herhalde başka bir algoritmayla çalışmak durumundalar. Şu andaki bilgisayarlar klasik fizik yasalarına dayanan algoritmalarla bilgi işlem sağlıyorlar. Halbuki çok küçük sistemlere, atom altı düzeye geldiğiniz zaman iyonlarla, fotonlarla bilgi işlem sağlamaya çalıştığınız zaman kuantum yasaları geçerli olacak. Bu durumda da algoritmalarda değişiklikler olması gerekiyor. Bunun belki de en popüler yansıması esasında bilgi birimi olarak bit. Kilobit, megabit, gigabit bunları sayıyoruz. Bir bit, sıfır veya bir. İkili sayı sisteminde bir birim bilgi bit olarak kullanılıyor. Kuantum algoritmalarında ise kuantum bit veya qubit tabir ediliyor. Sıfırla birin kuantum birleştirimi. Schrödinger'in kedisi gibi. Esas bilgi birimi o olacak. Dolayısıyla algoritmalar çok farklı çalışacak. 1990'lardan beri bu kuantum bilgi işlem algoritmaları üzerinde de çalışılıyor. Benim düşündüğüm esasında bu konuda da belki de melez sistemlere gidilecek. Bildiğimiz klasik algoritmalarla çalışan bilgisayarlar belli aşamalarda kuantum algoritmasına devredecek. Kuantum algoritması çalıştıktan sonra tekrar klasik algoritmaya geri dönecek ve bu melez bir şekilde belki daha kapasitesini yükseltecek bilgisayarların yapılması düşünülebilir. Dolayısıyla iki yönden de fiziksel yönden belki fotonik bilgisayarlar olabilir. İkincisi de algoritmik bakımdan da kuantum algoritmaları üzerine qubitler kullanarak bilgi işlem yapan melez bilgisayar sistemleri inşa edilebilir. Bu da ilerisi için herhalde gelişecek teknolojilerden bir tanesi olacak. Bu kuantum sistemlerinin kontrolü ve manipülasyonu konusunda esasında en ümit verici olan iki konuda bunlar olarak ortaya çıkıyor. Hassas saatlerin yapılması, zaman ölçümlerinin çok daha hassas bir hale gelmesi. Bir tanesi de bizim bilgi işlem süreçlerinin algoritma ve de fiziksel olarak yeni teknolojiler geliştirmesine yol açmış bulunuyor. Ve bu konuda da kendi gruplarında zaten yapmış olduğu çalışmalar var her iki konuda da.